Ben de. Bu arada edebiyat öğretmenim salonda Güner Hocam. Onun için hem konuşmamda, konuşma dilimde kavramları yanlış kullanırsam şimdiden hem hocamdan hem de sizlerden özür diliyorum. Diğer taraftan öğretmen okulundan benden önce okumuş, mezun olmuş arkadaşlarımız var aramızda. Arkadaşlar hepiniz tabii ki eğitime gönül veren eğitimci, öğretmen kökenli veya öğretmen olmasa bile eğitimin önemini bilen arkadaşlarımız salonda. Hoş geldiniz tekrar. Ayhan tabii bu uzun özgeçmişten söz etti. Hem 20 dakika veriyor hem de bizim uzun özgeçmişimizden hiç söz etmememizi istiyor. Ben Artvin Öğretmen Okulu'ndan 75'te mezun oldum bir köy öğretmeni olarak 18 yaşında. Mesleki hayatım oldukça hareketli ve çok yoğun geçti. Yurt dışında da öğretmenlik olmak üzere bürokraside de çalıştım. Biraz tabii bu konuşmalar genellikle deneyimlere de dayandığı için zaman zaman konu dışına taşma ihtimalim olacak. Onun için de şimdiden özür diliyorum. Şimdi 3 tane yasa 100 yıl önce, bugün 3 yasa geçiyor. Bu 3 yasa aslında kısa kısa yasalar. Özellikle tevdi tedrisatı ben ele alacağım için, onunla ilgili biraz daha konuşacağım için. Yasa 7 maddelik bir yasa. 7 maddenin ikisi de uygulama ile ilgili. 5 maddelik okuduğumuzda da genellikle tabii eski Türkçe ile yazıldığı için bazen yeni kuşaklar çok fazla anlayamayabiliyor. Ama öğretimin birleştirilmesi, yani çok başlı öğretimden bir Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim programları aracılığıyla bir eğitime geçtiğimiz aslında bir yasa, öyle diyelim. Ve içinde baktığımızda ne milli bir eğitimden, ne laik bir eğitimden, ne karma bir eğitimden, ne de bilimsel bir eğitimden aslında yasa söz etmiyor. Ama dönemin Milli Eğitim Bakanı Vasfi Çınar birkaç gün sonra, bir hafta içinde bir genelge ile çok kapsamlı bir aslında eğitimde laikliği, eğitimde karma eğitimi, eğitimde bilimselliği getirecek olan, kendisine yetkilendirilmiş olarak verilen bu görevleri hakkıyla yerine getiriyor ve arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Bakın, Avrupa laik eğitimi, ülkeleri ayrı ayrı burada saymayacağım. Bir iki örnek vereceğim. Fransa neredeyse 100 yıla yakın bir sürede gerçekleştirebilmiştir. 1905'te ancak yasalaşmıştır ve 1800'lerde başlayan bir çalışmadır. 1789 Fransız İhtilali ile aslında başlamıştır. 100 yılda gerçekleştirebilmiştir. Bu bakımdan eğitimde laiklik, eğitimde bilimsellik gibi bu kavramlar öyle kısa sürede gerçekleştirilebilecek aslında uygulamalar değildir. Çünkü karşısında gerçekten gericilik ve aynı zamanda da din, yani Erdal tabii bunlara değindi. Ayrıca ben uzun anlatmayacağım. Almanya'dan da bir örnek vereceğim. Almanya'da laik eğitim ne kadar sürede gerçekleşmiştir? Arkadaşlar, halen gerçekleşmemiştir. Ben 1986-92 yıllarında Alman eğitim sisteminde, onların eğitim sisteminde, onların okullarında ve onların sınıflarında Türk kültürü öğretmenliği yaptım. Bana verilen sınıfa Alman öğretmenle ikimiz giriyoruz derslere. Bizim Atatürk yastığımız, yani tahtanın üstünde İsa'nın çarmıha gereli şeyi asılı, formu asılı. Ben indirdim onu. Bir sürede çok fark edilmedi. Sonra müdür bana dedi ki, ya İsa'yı neden indirdin oradan? Dedim ki, bizim yasalarımızda, anayasamızda laik eğitim var. Sınıfımızda hiçbir dini figür olamaz dedim. Ben çocuklara ders verirken onu indiririm. Eğer Alman öğretmen istiyorsa o geldiğinde kendisi assın. Bunu söylerken şunu da anlatayım. Benden önce de aynı sınıfta Erzurumlu bir arkadaşım öğretmenlik yaptı. 6 yıl
çok da muhafazakar, dindar bir öğretmen arkadaşımızdı. O İsa'ya bakarak ders anlattı. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, Almanya henüz tam olarak bunu gerçekleştirmiş değil. Dini figürler eğitimin her aşamasında karşımıza çıkabiliyor. Onun için biz laik eğitimden söz ederken, ki biz bunu tabii ki Büyük Önder Atatürk'ün sayesinde ve Tevdi Tedrisat Kanunu çok önemli bir kanundur. Bunu uygulayıcılar ve ilk bakan Vasfi Bey de gerçekten bugün her gün anmamız gereken aslında bir lider, bunu da söyleyelim. Biz bunu birkaç ayda gerçekleştirebildik. Şimdi buraya gelmeden, acaba tarihsel süreç içerisinde biz tevhidi tedrisat koşullarına nereden geldik? Kısaca oradan da söz edeceğim. Erdal bazı yerlerini söyledi, ben oraları atlayarak. Evet, Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk kez batı tarzı okullar Osmanlı'ya taşınıyor. Daha çok askeri okullar tabii. Bunun gerekçesini Erdal söyledi. Kanuni döneminde tekrar 1559'da orduda tıp mektepleri açılıyor. Ve bu okullarda, sayacağım bu okullarda ağırlıklı olarak askeri okullar olmak üzere bu okullarda bilimsel eğitim çabaları var. İkinci Mahmut döneminde yine tıphane, amire, cerrah hane memure falan adıyla okullar, mektebi harbiye, bunlar açılıyor. Abdülmecid döneminde yine devam ediyor bu. 1845'te Hattüyumayın'da, arkadaşlar bunu okuyacağım, özellikle eğitimde dört maddede neler olması gerektiği yazılıyor. Bunlar halkın cehaletini giderecek bir eğitim, kısaltarak söylüyorum. Her düzeyde eğitim ve mesleki eğitim, dünya için eğitim. Aynen şöyle, dine uygun olduğu kadar, madde böyle arkadaşlar, Hattüyumayın'da yazıyor. Dine uygun olduğu kadar dünya için de geçerli eğitim. Ne demek bu? Yani 1845'te aslında sadece uhrevi değil, öbür dünya için eğitim değil, eğitim yoluyla cennete gitmeyi değil, bu dünyada İnsanoğlunun ihtiyaç duyduğu her şeyi üretmek için de eğitim. O zaman bile yazılmış. Hattüyumayın'da maddeler halinde. Ve uygun olan her yerde eğitim. Bunlar gerçekleşebiliyor mu? Hayır. 18. yüzyıla kadar arkadaşlar bu yenileşme hareketleri, özellikle batılılaşma hareketleri diyelim bunlara, geliyor 18. yüzyıldan sonra, özellikle de batılıların, Fransızların, İngilizlerin Osmanlı topraklarında yapmak istedikleri, gerçekleştirmek istedikleri yıkım faaliyetleri başta olmak üzere buna eşlik eden gerici, İslamcı çevrelerde işbirliği halinde 18. yüzyıldan sonra eğitimde gerileşme öyle bir noktaya geliyor ki arkadaşlar, bir raporda, bir müfettişin raporunda medresedeki hoca okuma yazma bilmiyor. Buraya kadar ilerliyor. Ben belgelerle burada birkaç şeyi size okuyacağım. Süreyi de biraz aşarsam kusura bakmayın. Şimdi yabancı okulların durumu ne Osmanlı döneminde? 1903-17 yılları arasını söylüyorum sadece. Yatılı, gündüzlü olmak üzere kolejler, 101 tane kilise var. 12 bin muhabir var. Muhabir yani Osmanlı topraklarında haber yapan kişiler var. Ve 350 tane genel okul var. Yine aynı yıllarda arkadaşlar 37'si Ermeni, 21'i Musevi, 37'si Fransız, 83 tanesi İngiliz okulu olmak üzere, 24 İtalyan okulu, 7 Alman okulu, 7 Avusturya okulu olmak üzere 216 tane okul var. Bunların yarıdan fazlası İstanbul'da. Osmanlı toprakları içerisinde. Bunlardan söz ediyorum. Yabancı okulların neden bunu söyleyeceğim? Dört önemli şey var. Bir, çok başlı eğitim sistemi. Yani çok birbirinden farklı yetiştirilen insan var. Bunu anlatmak için söylüyorum. Türk okullarında durum ne? Bakın, Tanin gazetesi 1909 yılında Tanin gazetesinin bir baş yazısında şu yazıyor. Onlar elbette bilirler ki, kime diyor bunu?
o dönemin vekillerine, Anadolu'nun mebuslarına diye gazete haber yapmış. Diyor ki, mebuslara söylüyor. Onlar bilirler ki Anadolu'nun köylerinde, kazalarında, liva ve bariyetlerinde okul, çocuklarımızın hayat mücadelesinde başarılı olmaları için gerekli teşebbüs gücünü, azmini ve cesaretini, beyinlerini aşılayacak öğretmenleri yoktur. Öğretmen yok. Öğretmen okulu mezunu, öğretmen sayısı 2500'ü geçmiyor. 10.000 öğretmen var arkadaşlar. 1920'lerde 10.000 öğretmen var. Bunun 2000, hocam daha Niyazi hocam tam rakamı söylesin, 2500'ü geçmiyor öğretmen okulu mezunu olanlar. Oysa bizim 40.000 tane köyümüz var. Ve ben okulda bazen öğrencilerim de olur olmaz zamanda, hocam Osmanlı'nın eğitimi çok iyiymiş, İşte bizim sadrazamlar, efendim padişahın çocukları 5 dil biliyormuş falan filan. Ya tabii onların 10 tane öğretmeni var, bilebilirler. Dedim ki Anadolu, sen nerelisin? Yozgatlı. Acaba dedenin dedesine bir sor bakalım, okuma yazma biliyor muymuş? Yok. Köylerdeki okullarla ilgili bir durumu açıklayan Ahmet Şerif 1909 yılında bir rapor yazıyor. Ahmet Şerif Gezi Balıkesir'de batı bir ili. Bakın Balıkesir Sındırgı kazasında gezdiği şeye ilişkin bir yazı yazıyor. Burada küçük çocuklara ait bir okul var. Tavanı çökmüş, duvarları bir yere meyletmiş, yani yıkılmak üzere duvarları. Havasız, rutubetli, pis bir bina ki ahır diye kullanmakta tereddüt edersin diyor. Oysa ki daha ötede bir İttihat Mektebi binası var ki yarısı boş. Yani bir okul var, orada çocuklar bir sınıfa 70-80-100 kişi doldurulmuş. Biraz ötede de bir okul var, o da boş duruyor ama o kullanılmıyor. Diyor ki adam, Şerif Bey, Ahmet Şerif Bey diyor ki, yavrucakların o bataklık haneden buraya getirilmemeleri, amaca ulaşmak pek kolay iken getirilmeleri, pek kolay iken bundan da tembellik edilmesi, yani oradan oraya o çocukların şaşkınlığı ve hayreti artırıyor diyor. Mesela bunlar, hani bu okulların durumlarına ilişkin çok raporlar var. Neden acaba bilerek Türk çocuklarının devam ettikleri, bakın ister medrese olsun, dini okul olsun, ister mahalle mektebi fark etmiyor. Neden harabe halde özellikle bırakılmaya gayret ediliyor biliyor musunuz? Çünkü Osmanlı'ya biçilen bir kaftan var. Osmanlı yıkılacak, parçalanacak ve bu Avrupalı batırlar tarafından parça parça onlar alınacak. Bu eğitim yoluyla yapılmak isteniyor. Onun için eğitim geri bıraktırılmıştır. Türk okullarının durumu arkadaşlar budur. Bir tane daha vardı ama bunu okumayacağım. Atatürk'ün yurt gezisi sonrası söylediklerini de burada okumak istiyorum. Efendiler, bu seyahatim sırasında görüştüğüm 20-30 senelik bir marif müdürü memleketimizin muhtelif yerlerini dolaşmış, kendisinin verdiği izahata göre birbirine uymayan birçok programlar almış, tatbik etmiş ve ettirmiştir. Çünkü mevki iktidara gelen her nazır kendine göre bir program yapıyor. Acaba neyi hatırlıyoruz? Bugün de aynı. Her bakan kendine göre bir program yapıyor. Arkadaşlar, Almanya'da çalıştığımı söyledim ya, aynı zamanda Alman eğitim sistemini incelemiş bir olarak söylüyorum. Almanya'da 5 yılda bir program değiştirilebilir, yasak olmuş. 5 yıldan önce programlar değiştirilemez, ders kitapları değiştirilemez yasayla. Pekala bizde bir örnek vereceğim, 2005'te programlar değişti. O dönemde Talim Terbiye Kurulu Başkanı olan bir hocamız, sonra bakan da oldu. Programlar değişti. Sadece Türkçe programı o yıl içerisinde 2005-2006 öğretim yılında 13 kez değiştirildi. Bu kasıtlı değilse eğer, bu programlar şimdi de şu günlerde okul öncesi programları çıktı, ilk öğretim programları çıkmak üzere. Neden biliyor musunuz? Bu bakan bir önceki bakanın programlarını beğenmiyormuş. Cumhuriyet Osmanlı dönemine o kadar benziyor bu. Diyor ki bir müddet sonra başka bir nazır geliyor, onu beğenmiyor, başka bir program tatbik ediyor. Atatürk uyarıyor, diyor ki efendiler, bir marif programı çizmek istemem. Yani ben ona yetkili biri değilim. Fakat şu noktaları ifade etmek
İsterim ki iptidai tahsil, orta tahsil behemal insanlığı ve medeniyetin icap ettirdiği ilmi ve fenni versin. Efendiler memleket evladının ortak ve eşit olarak almaya zorunlu oldukları ilimler ve fenler vardır. Yüksek meslek ve ihtisas sahiplerinin ayrılabileceği öğretim derecelerine kadar diyor ki yani her bu döneme kadar her çocuk aynı programı alsın. Neden diyor bunu? Çünkü ortak bir vatandaş yetiştireceğiz. Pekala, tevdi tedrisat kanunu içerisinde milli bir eğitimden söz edilmiyor. Acaba milli bir eğitim nasıl tesis ediliyor? Böyle tesis ediliyor. Eğer Siirt'teki çocukla İstanbul'daki çocuk aynı programı alırsa ortak bir vatandaş yetişir. Bu ulus bilincini alır. Bir Türk vatandaşı olur. İkisi de böylece milli bir eğitimi gerçekleştirmiş olursunuz diyor. Buna dönemin gericileri İslam dinini kullananlar ama daha önemlisi yabancı misyonerler aracılık ederek ve bizimkilerini kullanarak. Çok örneği var bunun. Diyarbakırlı bir İstiklal Mahkemelerinde asılmış biriyle ilgili yakında biri yazıyor. Diyor ki işte Arapça biliyormuş, Farsça biliyormuş, Fransızca biliyormuş. Ben de ona sordum. Dedim ki acaba Fransızca neden biliyordu Diyarbakır'da bir din adamı? Cevap yok. Dedim ki tabii ki Fransızlara maşalık yapmak için Fransızca bileceksin tabii. Bilmeden nasıl maşalık yapacaksın? Arkadaşlar din adına bu dönemde özellikle milli bir eğitime, özellikle birleştirilmiş bir eğitime, özellikle bilimsel bir eğitime saldıran bütün grupların hepsinin bir başı Fransa'da, İngiltere'de, bilmem Almanya'dadır. Evet. Son 5 dakika tekrar. Şimdi ben yeni başlamıştım burada. Bakın o dönemde eğitimin birleştirilmesi kanununu sadece ilericiler desteklemiyor. O dönemin milliyetçileri de destekliyor. Tıpkı Tevfik Fikret gibi o dönemde diğer Ziya Gökalp gibi diğer yazarlar da destekliyor. Buna askerlerden de bir örnek vereceğim. Kazım Karabekir Paşa diyor ki önce marifimizin şu anda ne durumda olduğunu bilmeliyiz. Marifimiz şu anda köyden kente beceriksiz insan yetiştiriyor diyor. Marif için gerekli olan iktisadi kalkınma ademi şahsiyet ile olur. İlim arttıkça halka saygı artar, halka yaklaştıkça kalkınma sağlanır, daima halk için halkla beraber olunur diyor. Eğer arkadaşlar milli bir eğitim gerçekleşecekse o dönemdeki bütün aydınlar, milliyetçi, solcu, demokrat fark etmez hepsi bu tevdi tedrisat kanununun çıkmasını desteklemiştir ve bunun altyapısı ta belki diyelim ki Fatih'e kadar dayanmaktadır arkadaşlar. Bu nedenle tevdi tedrisat kanununa sahip çıkmalıyız. Peki ne kadar sahip çıktık? Tevdi tedrisatın bize kazandırdığı milli bir eğitim, laik bir eğitim, bilimsel bir eğitim ve karma eğitimin tamamı saldırıya uğramaktadır. Son 20 yıldır bu dört başlıkta tevdi tedrisat arkadaşlar saldırı altındadır. Bizatihi bakan tarafından saldırı altındadır. Bakan çıkıp kız çocuklarla erkek çocuklarını ayrı ayrı okutulabileceğini açıklamıştır. Bu anayasada değiştirilmesi teklif edilemeyen devrim kanunlarına doğrudan aykırı ise anayasaya aykırıdır aynı zamanda. Bu nedenle arkadaşlar biz tevdi tedrisat kanununu ve devrim kanunlarını diğer hem halifeliğin kaldırılması hem de vakıfların kapatılması diyelim. Bakanlığa devredilmesi vakıfların bu üç kanunun sonuna kadar savunucusu olmalıyız. Her eğitimci bunun arkasında durmalıdır. 1921'de Hamdullah Supi'de gene okullarımızla ilgili şöyle diyor. Muş'ta bir mektep yok diyor. Başka yine
1910'da Silifke ile ilgili bir rapor. 4 yaşından 12 yaşına kadar 70-80 küçük çocuğun oturduğu alt katta izbe bir mağaradır okul diyor. Böyle tanımlanmış. Çocuklar o kadar sıkışmış ki insan yürüyecek yer bulamıyor. Okulların durumu budur arkadaşlar. Mevcut okulların. Ama 40 bin köyün sadece 2000'inde, hocam doğru mu rakam, okul, medrese türü şey ancak vardır. Bizim okul diye tanımlayabileceğimiz, yani bugünkü anlamda eğitim programlarını uygulayabilecek okullar Anadolu'nun köylerine yaygınlaşmamıştır. Buna karşılık okuma yazma düzeyi bazı belgelerde %7, bazı belgelerde %10'dur. Bunun da çoğunluğu İstanbul ve Batı illeridir, İzmir falan. Anadolu'da okuma yazma oranı %3'lerin altındadır. Bazı köylerde hiç okuma yazma bilen yoktur. Askerden gelen bir mektubu babası okutmak için yakın köye götürmektedir arkadaşlar. Böyle bir dönemde biz tevhid tedrisatı çıkararak ve kısa sürede, ne kadar sürede onu da söyleyeceğim size. Biz eğitimi yaygınlaştırmışızdır. Cumhuriyeti kuranlara ve buna destek verenlere buradan saygılar sunuyoruz. 1937 ile 38'de 12,5 kat, yani tevhid tedrisattan 10 yıl sonra okul öğretmen sayısı 12,5 kat artmıştır. O günkü koşullarda, o günkü yokluğa rağmen, öğretmen yokluğuna rağmen artabilmiştir. Bu nedenle buradan tekrar ben Cumhuriyeti kuranlara da ve eski bakanlarımıza da saygılar sunuyorum. Teşekkürler Sayın Murat Türkan.